Arkadaşlar Takı Tasarım Atölyesi'nden herkese iyi günler. Bugün mercan çalışması yapacağız arkadaşlar. Mercanla bileklik yapacağız. Mercanları biliyorsunuz hem faydalı taşlar oluyor hem de görünüşleri gayet güzel. Bunlar mercanın doğal olarak olan halidir arkadaşlar. Zaten bunlar bize delik olarak geliyor. Bunlar delik olarak satılıyor piyasada. Biz de bunları şimdi bir bileklik haline getireceğiz arkadaşlar. İlk başta çelik telimiz gerekiyor. Böyle bir çelik tel incesinden. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Bakın. Yaklaşık bir bileğimizden yaklaşık şöyle söyleyelim. 5-6 santim fazlasını kesiyoruz şöyle arkadaşlar. Yani ben size boyun şimdi göstereceğim bir daha. Şöyle makasımızla keselim. Evet. Şöyle şu boyda kesiyoruz arkadaşlar. Yani bir bileklik boyundan biraz fazla. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun hemen başına şu şekilde bir tane orada hemen göstereyim. Papağan dediğimiz şu papağandan şu şekilde bir tane de bit alıp İlk başta şöyle bitimiz dediğimiz yani şu sıkılan bir malzemedir arkadaşlar. Şöyle göstereyim isterseniz yakından. Böyle bir şey. Bunu takıyoruz. Ve hemen ardından papağanımızın yani kilidimizin arasından şu şekilde geçirip şunu da şöyle çekeyim iyice görün diye arkadaşlar. Şunu da şu şekilde içeri doğru alıyorum ve şimdi şuradan şöyle sıkıyoruz. Bu şekilde. Ve şimdi dizmeye başlıyoruz. Normal bir şekilde sonuna kadar bunları dizelim arkadaşlar. Çok büyükler gelirse onları ayırın. Mesela şunlar büyük. Bunları ayırırsınız. Bunlarla da farklı bir tane hep aynı boydan bir bileklik yapılabilir. Bu şekilde şöyle çelik dilimizin de içinden geçirelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Dedim ki boylar hep aynı olmasına bakalım. Evet. Arada bir tane taş bile bütün seriyi bozmaya yeterli olabilir. Ondan dolayı dengeli olan taşları takarsak çok daha iyi olur.
Evet. Biraz daha takacağız fakat şu an şekli bozuk olanlar da var. Biraz daha boşaltalım şöyle. Bunlar şu şekilde arkadaşlar, dizi olarak satılır. Bunları bu şekilde temin edebilirsiniz. Bir bakalım şöyle bileğimize. Bileğimize taktığımız zaman biraz daha silinmesi gerekiyor. Biraz daha. Bakıyoruz şöyle. Evet, yeterlidir arkadaşlar. Şimdi hemen ardından şöyle yapacağız. Bu şekilde bir zincir ve ucuna da bu şekilde bir uç takacağız. Sallantı uç arkadaşlar. Şimdi yine bitimizden bir tane alalım. Şu göstermiş olduğum, yani bit dediğimiz şundan alalım. Yine buraya takalım. Şimdi zincirimizi takalım. Ve şuradan bakın geçiriyorum. Özür diliyorum arkadaşlar. Şuradan geçirdikten sonra ve şu bir tanesinden daha şu şekilde ikisini birden geçiriyorum. Ve şimdi bir pense yardımıyla zincirin şurasından tutarak şu şekilde çekiyorum. Ve birazcık bol kalmasın, yani sallansın diye biraz bol kalmasını sağlıyorum. Şu şekilde düzeltiyorum. Biraz çekiştiriyorum. Şöyle şurayı açayım. Şimdi bu bit dediğimiz yeri, bitimizi şöyle bir sıkıyoruz arkadaşlar. Kuvvetlice. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Geliyoruz şuraya. Şu kısmı, şu fazlalık olanı şöyle keselim. Ve şimdi en ucuna bu şekilde şöyle ucumuzu takalım arkadaşlar ve ağzını kapatalım. Evet. Şu şekilde bir bakalım. Evet arkadaşlar. Gayet yine şık bir bileklik elde etmiş olduk. Malzemelerimizi şöyle kaldıralım. Evet. Şöyle bakarsanız gayet şık, değil mi? Bilekte duruşu da gayet hoş olacak arkadaşlar. Yani şu şekilde diyebiliriz. Yani böyle bir parmaklıkları, Pamukkale şeylerini andırıyor. İşte mercanın yapısı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı bu normalde mercanları biz kırmızı olarak biliriz, biliyorsunuz. Fakat şunu bilmemiz gerekir. Kırmızı mercan piyasada çok az bulunur. Ondan dolayı taklitleri yapılır. Yani aslında bu renktir fakat kırmızıya boyanır. Çünkü hem göze daha alıcı gelir. Mesela ben size şuradan bir tane göstereyim. Bu kendi doğal halidir arkadaşlar. Şurada mesela benim mercanlarım var. Şu şekilde göstereyim. Bakın bunlar gerçek mercandır. Şöyle görebiliyor musunuz? Bakın. Şekilde. Bunlar gerçek mercanlardır. Fakat bunların gerçekleri işte bu kırmızılıkta olanlar arkadaşlar.
Bu kırmızılıkta olanlar şey oluyor. Özür diliyorum, toparlayamadım. Boyalı olduğu için anlaşılamayabiliyor. Ya satıcıyı iyi bilmek lazım ya da kendiniz taşlardan iyi anlamanız lazım arkadaşlar. Evet, bugün takı tasarım atölyesi olarak yapımımızın sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir bileklik yapımımızı. Takı tasarım atölyesi olarak çok çok farklı modellerimiz de var bakın videolarımızda. Eğer ki videolarımıza bakıp öneri ve görüşlerinizi sunarsanız çok memnun oluruz arkadaşlar. Herkese şimdiden kolay gelsin.